Urfa'da üçüncü günümüz. İki gecedir yattığımız cami, külliye, işte şurada bir oda var. Tuvalet, banyo, mutfak, her şey var. İki gecedir orada yatıyoruz biz. Merkezdeki birçok yere gittik, müzeleri gezdik. Şimdi Göbekli Tepe ve Halfeti var. Hava biraz kapalı. Bakalım önce bir Göbekli Tepe'ye varalım. Duruma göre Halfeti'ye de gitmek istiyoruz. Rum Kalesi'ne de gitmek istiyoruz. Akşam da Antep'e varmak istiyoruz. Bakalım ne kadarını başarabileceğiz. Saat de şu an 8.30 falan. Şu anda yola çıktık, bakalım. Göbekli Tepe'ye vardık. Bir saat bile sürmedi zaten gelişimiz. Şöyle mütevazi kahvaltı. Müze fiyatları belimizi büktü. Önce burada hazırlanmış simülasyon odasını geziyorsunuz. Şimdi oraya sokalım sizi bir. Ne çektik oğlum biz? Ne çektik? kamerada hiç belli olmuyor ama bu fotoğrafı şu anda ekrana koyuyorum. Heyecanımızı anlayacaksınız. Burası Göbekli Tepe Ören Yeri. 1990 yılından beri burada kazılar devam ediyor. Mevcut durumda gördüğünüz gün yüzüne çıkarılmış tarihi eser. Şimdi bu alanda olanlar. Şurada gördüğünüz şu taşlar, şu dikilen taşlar. Bunların en küçüğü 15 ton. Yani iki filin ağırlığına tekabül ediyor. En ağır ise 40 ton. Bu da 100 tane sumucunun ağırlığına eşitmiş. Boyları da dünyanın en uzun zürafası kadar uzun oluyormuş. Onun dışında buradaki alan 400 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda. Bunların olduğu tespit edilmiş. Henüz tabii ki hepsi gün yüzüne çıkartılamamış. 300 hektarlık bir alan. Bu şekilde bir yerleşim. Ve Mısır piramitlerinden de 7000 yıl daha eski olduğu bunların tespit ediliyor. Onun dışında başka bir de dinle bir alakası var. Sanırım dinleri gereği bu insanlar yerleşik hayata geçiyor ve böylelikle tarım da gelişiyor, işte medeniyet gelişiyor diye bir bilgi edindik biz. Bakalım gezmeye devam edeceğiz.
bölümlere şu anda kazı yapıldığı için giremedik. Yani bir yarım saat şuradaki şey var. Futbol sahası gibi gözüken var ya işte. Orayı gezdik. Şimdi geri dönüyoruz müzenin oraya. Zaten çok rüzgarlı. Belki o işte az önceki televizyonun orada falan bir şeyler çekildi. Şimdi biz Urfa'da dün yediğimiz yemekten memnun kalmamıştık. İşte bunu bir abiyle paylaştık öyle tesadüfen ama. Sonra işte dedi ki ben sizi bir yere götüreceğim, orada mutlaka memnun kalırsınız. Buraya geldik şimdi, burada da yer yok. Bütün masalar dolu. Çantaları falan indirdik buraya. Biraz bakalım. Abi bize yer ayarlayacaktı. Kardeşim benim. Ya kusura bakmayın ayakta. Estağfurullah abi. Hemen alıyoruz. Tamam abi. İki kişiyiz değil mi? İki kişiyiz. Tamam. Evet. Bir porsiyon Urfa söyledik. Bir de sebzeli kebap. Bir de birer tane lahmacun. Siirt'te tattık. Değil mi? Mardin'de tattık. Bir de burada da tadalım. Antep'te zaten tatacağız. Bakalım nasılmış. Hayatımda yediğim en iyi lahmacun. Gerçekten senin? Daha iyisini yedin mi? Lan bunlar... Lahmacun ya. Mükemmel. Salih gömdü bile. Sıcaklığında bari. Duman çıkıyor. Gözlere bak. Çekiyorsun. Çekiyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Oğlum şahane bir şey ya, böyle lokum gibi yiyeceğim. Abi inan et, ben hayatımda böyle bir şey yiyememiş. Mutlaka bak, mutlaka ve mutlaka gelip burada lahmacunu... Altın lokanta. Urfa'yı, altın lokanta. Zaten iyi, en iyi seçilmiş birkaç sefer, en iyi restoran seçilmiş. Mutlaka ve mutlaka Urfa ve lahmacunu yiyeyim. Patlıcanlı bu kadar üst düzey değildi ya da bize öyle geldi bilmiyorum. Ama mutlaka Urfa ve lahmacunu tekrar söylüyorum yiyeyim. En sonunda kafayı yedirttim. Urfa'da Altın Lokantası'nda ben hayatımda yediğim en güzel lahmacun ve en güzel Urfa kebabı yedim. Eyvallah. Hizmet, ürünler falan şahaneydi. Hiç anlatmaya gerek yok. Bence herkes gelip denemeli. Teşekkürler. Kim yapıyoruz? Oraya bunu ekliyorum. Eyvallah. Tamam mı? Teşekkürler. Abi teşekkürler. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Allah yolunuzu açsın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Yaşın haberli işler. Kolay gelsin. Bir de dışarıdan gerçekten hayatımda yediğim en güzel. İki şey yedim yani. Mekan da burası. Hava da bayağı da yağmur yağıyor biliyor musun? Otostop çekecektik ama belki de otobüse biner gideriz yine, alıştık nasıl olsa. Şahane lezzetlerle tıka basa doyduk. Ödediğimiz hesap 60 lira. Bunu da söylemeyi unutmuştuk. 60 lira verdik. Sınırsız ayran, sınırsız salata, meze ve mükemmel kebap, lahmacun. İki kişi ya, ağzımıza kadar doyduk diyorum ya. Bu gerçekten şu an yemeğin o büyüsüne kapılmış durumdayım. Yani mükemmeldi ya. Anlatamam sana. Mutlaka yani yolu Urfa'ya düşen birinin buraya gelmesi gerekiyor. Bana göre yani ben... Duran adama sormuşlar,
Ne için geçmez buradan otobüsler dolmuşlar? Bir cevap vermemiş adam. Deli sanmışlar, delirir insan. Yağmur başladı ve hani biz çok anlamasak da bayağı ıslanmışız. Az önce eczanede fark ettik. Dedik ki 30 lira falan neye vermedik ki zaten. Hadi oraya da otobüse gidelim dedik. Şimdi otogara geçiyoruz. Şu anda saat tam 6. Biz atladık otobüse, Gaziantep'e geldik. Yolda hiçbir şey olmadı. O yüzden çekmedim zaten. Doğru düzgün manzara da göremedik. Hava hep puslu, sisliydi. Şimdi ne yapacağız? İşte merkeze gideriz ya da üniversiteye gideriz, bilmiyorum. Üniversiteye almadılar bizi. Çünkü lehim saat 5'ten sonra sivil girişine kapalıymış. Rektörlüğün emri. Biz de böyle yağmur var bayağı, hava soğuk. Şey yapalım dedik bari, hastanenin araştırma hastanesinin oradan belki bir giriş vardır. Oraya filan bulursak oradan hop kütüphaneye kayarız diye düşündük. Bakalım. Yürü yürü. Öyle yürü. Üniversiteye kaçak girmeyi başardık. Zor olmadı zaten. Güvenlikler kaytarıyordu aradan. Geldik burada, camiyi de bulduk. Altı da üstü de açık ama biz altı tercih ettik. Şimdi çantaları bırakacağız. Şöyle bir tur atarız kampüste. Sonra yatar uyuruz. Evet, Gaziantep'te lezzet duraklarımızdan ilki Ciğerci Mustafa hemen karşımızda. Ya bakayım Salih. Dürümcü Recep'e gidiyoruz. Orada da Gaziantep'e özgü nohutlu dürümün tadına bakacağız. Koçak baklava şu an tam karşımda duruyor. Yemek yemek nereye kadar dedik. Ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne geldik. Tamam abi, dökebilirsin. Nasıl kardeşim? Hadi. Gözüm aldı ya. Kanka bizim en şu. Tepsiz. Thank you.